Bir de şunu dinle. Oo Ayberk, afiyet olsun. Ne haber? Olamaz, telefonum. Ay çok özür dilerim, hiç yarık olmadı. Merak etme, aynı modelden bir tane daha alırım. Bu mu gerçekçi yani? Nasıl alacağız telefonun aynısından? Bizde para mı var? Para demişken bir ara gidip Refik Hanım'la konuşalım. Arkadaşlar, bunun gerçekçi olmaması ayrı bir şey. Önemli olan doğru olmaması. En doğru yöntemi niye denemiyoruz? Neymiş o? Afiyet olsun Ayberk'ciğim. Sağ ol Elif. Ben seninle şu video konusunu konuşmak istemiştim de. Sen de gördün değil mi? İstemeden oldu. Kazayla yani. İskender bu konuya çok üzüldü. Bence hiç uzatmayalım. Kimse üzülmesin. Yani? Yani diyorum ki rica etsem video silebilir misin? Silemem. Çünkü bunun bir kaza olup olmadığını biz değil, disiplin kurulu karar verecek. Saate bak ve uyu. Tik tak, tik tak. Şimdi ben ne dersem onu yapacaksın. Ne dersen onu yapacağım. Senin benim hayalimde ne işin var acaba Ardacığım? O şımarıklarla konuşarak anlaşabilseydik çoktan arkadaş olmuştuk. Yok, yok, yok. Böyle olmaz. Çok zaman kaybettik. Ama sorunumuzu nasıl çözeceğimizi biliyorum. Ne yapacaksın Asya? Uzaktan erişim. Babaannem gelmek üzeredir. Evet. Aha baksanıza. Dünyanın en komik videosu diyor. Asya göndermiş. Asya mı? Sakın açma. Ne oluyor ya? Telefon kafayı yedi. Sana sakın açma dedim. Videoyu silmek için telefonla virüs bulaştırdılar. Ver şunu, ver. Saldırı ha. Bunu sana çok fena ödeteceğim Asya bebeğim. Yani hayır anlamıyorum. Onca yediğin yemek nasıl beynine gitmiyor? Ben de neden hala bu grupta Ayberk'i tuttuğumuzu anlamıyorum. Ama dünyanın en komik videosu diyordu. Ama komik. İşte bu kadar. Bundan sonra birinin eğitim hayatını engellemeye çalışmadan önce iki defa düşünsünler. İşte bu. Benim hipnotizma yani tik tak, tik tak planım da iyiydi ama bu da idare eder işte. Arkadaşlar bu yaptığımız yanlış. Birinin telefonu onun özel hayatı demektir. Ona sormadan özel hayatına girdik. Ya merak etme. İskender'in videosunu silip diğerlerini geri yükledim. Hiçbirini de yedeklemedim. Hem bunu İskender için yapıyoruz. Ya sen de biliyorsun İskender'in masum olduğunu. Evet ama bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltmek doğru gelmiyor bana. İskender bu müjdeyi verdiğimizde en azından vicdanımız rahatlar. Hem arkadaşımızı hem de hocamızı geri alacağız.